mutfağımızda da sevgili Nur Anaç var. Bir hoş geldin demek istiyorum. Nasılsın? Merhabalar, hoş bulduk. Çok iyiyim. Ne yapıyoruz? Bugün otlu falafel yapacağız. Yanına da çok güzel bir tahinli, turşulu bir sos yapacağız. Ayrıca da glutensiz şeker, rafine şekersiz muzlu bir kek. Muzlu kek. Muzlu bayılırım. Kek. Evet. Aa, çok güzel. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Şimdiden teşekkürler. Geçeceğim. Sevgili Nur neler yapacak bize? Neydi? Falafel. Falafel, evet. Otlu yapacağız bu sefer. Otlu falafel. Şimdi ben hemen anlatayım. Burada nohutum var. 2 bardak nohutu 24 saat önceden karbonat ekleyip suda beklettim. Nohutumuzu haşlamıyoruz. O yüzden o bekleme süreci önemli. İçerisine eğer evde ev tipi bir ronda da çok başarılı değilse yumurta kırılabilir. Ama normalde Orta Doğu'nun bu lezzetinde içine yumurta eklemezler. Onu da normalde söylemiş olayım. Biraz bir yorum benimkisi. Şimdi taze soğanımı ekledim. Maydanoz ekliyorum. Evet. Dereotu. Yani bolca otlu yapacağım ben. Birazcık tuzumuzu ekliyoruz. Evet. Birazcık karbonat. Karbonat niye koyarsın? Karbonat biraz daha böyle puftuk olsun diye. Nasıl? Her şey pufur uçak olan. Evet evet. Kimyonumuzu ekliyoruz tabii. Nohut var diye. Zerdeçal eklenebilir. Bugün ben nedense eklemedim. Karabiber ekliyorum. Böyle biraz içten lezzet versin diye. Sarımsak. Kızartmayacağım. Fırında yapacağım için içerisine ben birazcık da zeytinyağı ekliyorum. Mısır unu eklenebilir, eklenmeyebilir. Eklemeyelim ya. Eklemeyelim. Haydi unu eksik olsun tamam, bugün benden yani olsun. Ekleseydim de bir kaşık falan eklerdim. Zaten onu ekleyecek. Söyleyeyim. Ama hani gerek var mı diye düşündüğüm için nasıl fırına da girecek. Fırına da girecek. Lezzetli, gayet güzel olacak. Şimdi bunu hızlıca karıştırıyorum. Hepsini beraber de rondodan çekebilirler. Top top yapacağım. Çok pofuduk olmasın. Fırında pişeceği için içi de güzel pişsin diye şöyle bir üstüne bastıracağız. 30 dakika 180 derecede. Sonra ben şöyle yapıyorum. Bir tarafını çeviriyorum. Her iki tarafı da güzel kızarsın diye. Böyle top top olacak. Dur dediğim bakalım gibi. Nasıl olacak merak ediyorum. Bol yeşillikli ve hocam söylediği gibi sağlıklı bir karbonhidrattan yapıyoruz nohuttan. Aynen. Sonra lezzetine bakacağız ve ilerleyen dakikalarda da bir tatlı tarifimiz çok kısa olacak. Bir şey daha söyleyeyim. Aa, doğru var. Pardon burada bir şeyim de, vardı. Bir de yanına sosumuz var. Sosum var bak bakayım. Evet bu yani sosu da falafelin yanında bence başlı başına böyle başrol gibi bak oldu. Bak şimdi neler yapıyor. Yoğurdumuz var. İçerisine tahin ekliyorum. Şimdi tahin olunca yoğurdun süzme yoğurt olmasına gerek yok. Çünkü tahin çok güzel kıvam verecek. Maydanoz ekliyorum. Sarımsak. Şöyle iki diş filan. Ben Restoranlar Evde diye bir kitap var. Bu sosu orada gördüm ve turşu lezzeti böyle tam roketliyor. Çok yakışıyor. Şimdi o ben nohut köftelerini buna bandıra bandıra yiyoruz benim anladığım şu anda değil mi? Evet evet. Benim kızım bunu yediğinde içinde mayonez mi var dedi. Yani tahinden gelen öyle bir etki mi oluyor? Etki de oluyor böyle. Hem çocuklar kıvam oluyor. Neden seviyor hiç anlamıyorum zaten. Ben de anlamıyorum peki, ama. Peki yanına da bu sosumuz şimdilik hazır. Hazır. Dediğim gibi fırından çıkmasını bekleyeceğiz ve bir tatlı tarifimiz için az sonra evet, yine yanında bekliyorum. Olacağım. Gelelim muzlu kekimize. Muzlu kekimize. Şimdi neyi dedik? Şeysiz, neysiz efendim? Rafine şekersiz, glutensiz. Glutensiz. 3 tane muzlu ama çok iyi kararmış olmaları gerekiyor. Bundan daha bile iyi kararabilir. Hem lezzeti çok yoğun oluyor şekerli hem de şekeri evet yukarı çıkıyor. Çünkü başka hiçbir tatlandırıcı bir şey eklemeyeceğim. Katmayacağız. Tamam. Evet, 2 tane yumurtam var. Hemen onu ekliyorum içerisine. Tarçın çok yakışıyor. Tarçının yerine kakao koyulabilir. Tarçın artı muskat koyulabilir. Evet. Burada artık biraz zevke bağlı. Bir tutam şöyle azıcık bir tuz ekliyorum. Karbonatım var. Burada ben biraz 1,5 tatlı kaşığı falan ekliyorum. Çok güzel pufuduk oluyor. Şöyle evet, birazcık şöyle hemen limon suyuyla köpürtüyorum. Hindistan cevizi rendesini kullanıyorum. Unu değil bu. Ta kendisi Hindistan cevizinin. O yüzden dikkatli koyuyoruz ama yarım bardak falan. Çünkü bu çok nemi çeken bir... çok kurutur diye söylüyorsun. Çok kurutuyor. Anladım. Evet yani sanki böyle biraz şimdi sonuç cıvıkmış gibi duracak ama o endişelendirmesin. Çünkü o pişerken çok çekecek o nemi. O cıvık halde koyacağız evet. Biz kaplarımıza. Azıcık ben yulafı çektim. Onu ekliyorum. Yulaf unu. Sadece bunu da koyabilirler ama dediğim gibi o zaman birazcık yulaf unu miktarını 1/4 bardaksa onu biraz daha azaltabilirler. Ve? Hindistan cevizi kullandığımız için... Hindistan cevizi yağı da çok yakışır. Evde varsa onu da koyabilirler. Yoksa tereyağı da çok yakışır. Yakışmaz mı yani zaten? Yakışmaz onu mı? Bir arada tutacak. O güzelliği ortaya çıkaracak tereyağı. Bunu bu şekilde karıştırıyorum.
Hemen cevizimi de ekliyorum. Oo, badem de olur bunun içinde, yer fıstığı da olur değil mi? Evet. Bunu bütün baton bir kapta da yapabilirler. Böyle klasik bir muzlu kek görüntüsünü. Üstüne işte şunu böyle yarıma kesip şöyle atraksiyonlar yapılabilir. Ama muffin kalıbında da yapılabilir. Ben de pişmişi de var. Hiç beklemeye gerek yok. Şöyle göstereyim. Üstüne de Hindistan cevizi tozu serptim. Böyle bir pudra şekeri efekti versin, hani güzel gözüksün diye. Çok çok güzel olmuş vallahi. Evet, ellerine sağlık. Öyle. Şu anda bakamıyorum, daha konuşacağım. Ağzımda lokma olmaması gerekiyor ama merak ediyorum. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Onu da sen ederim. Sıcak sıcak yine sırada gönderirsin, ekibimize sunarız. Evet.